Merhabalar, ben Doktor Tarsa'dan Gökhan Aynalı, ürün geliştirme şefiyim. Bugün nar yetiştiricimiz Deniz Altun Bey'in bahçesindeyiz. Kendisiyle nar hakkında ve bahçesi hakkında konuşacağız. Deniz Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle nara nasıl başladınız? Biraz bahsedebilir misiniz? Nara 16-17 yıl önce ailemizin büyükleri ektiler o zamanlar. O zamandan devam ediyoruz. Hangi pazara yönelik bir yetiştiricilik yapıyorsunuz? Biz kaliteli ürün üretiyoruz, direkt ihracata çalışıyoruz. Bu ihracat için tabii ki birçok konuya dikkat etmek gerekiyordur. Evet. Bu alanda gübrelemenin nasıl olması gerekiyor? Gübrelemeyi Dr. Torsa ile anlaştık. Her sulamada ürünlere ne kadar gübre vereceğimizin bir şeyi var, şeması var. Onların verdikleri programa göre ilerliyoruz. Memnunuz da. Doktor Tarsa ile ne kadar süredir çalışıyorsunuz? 2 yıldır çalışıyoruz. Peki arada bir fark gördünüz mü daha önceki uygulamanıza kıyasla? Tabii daha gördük. Bariz bir şekilde onlar belli. Neyi vereceğimizi biliyoruz artık bahçeye. Hangi elementi, hangi verimi sağlayacak ürünü, ne gübresini vereceğimizi biliyoruz. Peki az önce ihracata yönelik nar yetiştiriciliği yaptığınızdan bahsettiniz. Meyvede ne gibi beklentiler oluyor? Öncelikle renk konusunda hassaslar ve bu kalıtsal dediğimiz zirai ilaçların kalıtları var. Onlardan çok sıkıntı yaratıyorlar. Suflor ve esatamiprit diye bir kalıt var. Onlardan dolayı ihracata mal gitmiyor. Biz de bu bölgede bu tür sıkıntılı zirai ilaçları kullanmıyoruz. En iyi şekilde de ürünleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Güzel gübreleme yapıyoruz. Peki pazarın genel olarak renkten başka bir beklentisi oluyor mu? Büyüklük narın kalibresi şeklinde kalibre nar büyüklükleri var. Rusya diyelim büyük nar istiyor 9-12. Avrupa 8-9 istiyor, yani biraz daha küçük yiyebilecekleri şekilde. Ama genel anlamıyla görünüm, kırmızılık, büyüklük, şeklinin düzgün olması ihracat malının en güzel satılıp pazarlaması için en güzel ürün oluyor. Sizi bu ilaçlar biraz anladığım kadarıyla hastalıklar biraz ya da kalıntılar olumsuz etkiliyormuş. Farklı olumsuz etkilenen alanlar var mı narda? Narda şu an için herhangi bir sorun yok. Biz ürünlerden memnunuz. Bu bölgede ufak tefek sorunlar olsa da genel anlamda bu bölge en iyi narı yetiştirmeye çalışıyoruz. Peki aldığınız sonuçtan memnun musunuz? Tabii ki memnunuz. Bu bahçenin daha hasata vakti var galiba. Ne zaman hasat düşünüyorsunuz? 1 ay falan var. Ya 20 günü kesim var. Anlıyorum. Deniz Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün sohbetimizi Döşeme Altı bölgesinde Deniz Altun Bey ile gerçekleştirdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Merhabalar, ben Alim Çağlayan, Doktor Tarsa Satış Destek Müdür Yardımcısıyım. Bugün Deniz Altun Nar Bahçesi'nde bulunmaktayız. Burası 200 dekarlık bir nar bahçesi, Döşeme Altı, Antalya'da. Bu bahçenin gübreleme programını 2 yıldır biz yapıyoruz. Toprak analizine dayalı bir gübreleme programı yapıyoruz. Toprak analizi alıp başta ve narın istemiş olduğu besin ihtiyaçlarıyla karşılaştırıp düzgün bir program çıkartıp çiftçiye sunuyoruz. Çiftçi de bu programı harfiyen uyguladığı için bahçesinde kalite ve verim artmış oluyor. Çiftçimiz ürünlerini ihracata gönderdiği için kendisi için verim ve kalite önemli bir durumda. Biz de bu duruma göre bir program çıkartıyoruz ve çiftçinin verim ve kalitesini artırıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bu meyve kalibresi bizim için şu an ideal, ihracat için ideal bir meyve kalibresi. Bu bahçede de biz toprak analizi yaptığımızda pH değerlerinin yüksek olduğunu gördük ve buna göre meyvelerin ve bitkinin daha iyi gübreler alabilmesi için asidik gübreler uyguladık. Bu yıl özellikle bahçelerde aşırı sıcaktan dolayı güneş yanığı çok fazla oluştu. Bizim baktığımız bu bahçede güneş yanığı yüzdesi çok daha azdı. Kalsiyum ve aynı zamanda potasyum uygulamasıyla güneş yanığı yüzdesini minimuma indirdik. Aynı zamanda çatlamayı da azaltmış olduk.
toprak analizine baktığımızda bu bahçede fosfor içeriğinin düşük olduğunu gördük ve yeterli miktarda fosfor vererek bitkilerde daha fazla çiçek oluşumunu sağladık ve daha fazla meyve olduğu için de verimimiz diğer yıllara göre artmış oldu. Bütün çiftçilere toprak analizi yaptırmalarını ve Dr. Tarsa tecrübesi ve ürünleriyle birleştirmelerini tavsiye ederim.